Arkadaşlar merhabalar bu dersimizde doğrunun analitik incelenmesi konusuna başlıyoruz ve ilk başlığımız eğim. Analitin olmazsa olmazı arkadaşlar eğim çok önemli. Yani ne verilirse verirsin ilk başta bizim eğim'e bakmamız lazım. İki doğru mu verildi? Eğim'ine bakacaksın kardeşim. Ee, ondan sonra eğimleri incelemesi yapacaksınız. Paralel mi, dik mi, işte nasıllar bilmem ne, x eksenini yaptığı açı, işte tanjantları nedir falan diye. Hep bu inceleme yani aklınızın bir köşesinde hep bir eğim olmalı. Çünkü e, analitik eğim üzerine kurulmuştur arkadaşlar. O yüzden eğim konusunda çok dikkat etmemiz gerekiyor. İlk başta eğim'in tanım, tanımını vereyim isterseniz ben. Ee, eğimin tanımı arkadaşlar x ekseninde pozitif yönde yaptığı açının tanjantı tanjantı şeklinde tanımlanıyor. Yani x ekseninde pozitif yönde yaptığı açımız alfaysa dikkat edin pozitif yön ne, neresiydi arkadaşlar? Saat yönünün tersiydi. Yani bu d doğrusunun x ekseninde yaptığı açı tanjansa eğim dediğimiz şey tanjant alfaya eşittir ve m harfiyle gösterilir genelde arkadaşlar eğimimiz tanjant alfaya eşittir. Yalnız dikkat edin. X ekseninde pozitif yönde yaptığı açıya bakacaksınız. Yani şöyle bir doğru geldiğinde Şöyle bir doğru geldiğinde x eksenine yaptığı açıya bakmayacaksınız. Bunu sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Burada kaç değil. x eksenine yaptığı açımız neresi arkadaşım? Şurası. Burada açıya bakacaksın. Yani açımız ne oldu? Nasıl oluyor arkadaşlar burada? Ee, geniş açı oluyor. Ha, şunu söyleyeceğim. Arkadaşım, biz, rahat, biz bazen biraz sonra aşağıda da göstereceğim zaten. Ee, x eksenine yaptığı açıya bakıp sağa yatıksa pozitif, sola yatıksa negatif diyebiliyoruz zaten. Ama e, siz ilk etapta şunu bilin. X80'nde pozitif yönde yaptığı açının tanjantı olarak bilmeniz fayda var arkadaşlar. Alfamızda neye eşit arkadaşlar? Ee, eğim açısı diyoruz alfaya da. Bu da eğim açısı da nedir arkadaşlar? X ekseniyle pozitif yönlü açısıdır arkadaşım. Pozitif yönlü açıdır. Bunu sakın ama sakın unutma. Tamam. Evet gelelim şimdi bu eğimlerde şeyi incelemeye. İşte 0 ile 90 derece arasındaysa. Arkadaşım açımız 0 ile 90 derece arasındaysa. Doğrumuz da şu şekilde verildiğinde. Doğrumuz şu şekilde verildiğinde. Yani alfamız 0 ile 90 derece arasında olduğu zaman Eğimimiz neye eşittir arkadaşlar? Eğim Tanjant alfaya eşittir. Tanjant alfada neye eşittir arkadaşlar? Tanjant alfada nedir? Eğim tanjant alfaya eşit. Tanjant alfada birinci bölgede nedir arkadaşlar? Daima ama daima pozitiftir. Yalnız şuna dikkat edin. Bu 0 ile 90 derece olun arasında olunca doğrumuz nasıl oluyor arkadaşlar? Sağa doğru yatık oluyor. Aklımızın bir köşesinde bulunsun bu. Sağa yatık. Sağa yatıklık çünkü önemli. Sağa yatık bir doğruda. Eğimimiz nasılmış arkadaşlar her zaman? Tabii ki pozitifmiş. Peki 90 ile 1800 değil tabii ki. 90 ile 180 derece arasındaysa. Evet koordinat sistemlerini çizelim. Ve açımız nasılmış arkadaşlar? X80 pozitif yönde yaptığı açı şu şekilde olduğunda eğimimiz tanjant alfaya eşittir. Tanjant alfa da nedir arkadaşlar? İkinci bölgede her zaman ama her zaman negatiftir. O yüzden tanjant alfamız küçük sıfır olduğu için eğim de negatif olmak zorunda. Yalnız burada da şuna bakın arkadaşlar. Sıfırla pardon 90 ile 180 derece arasında olduğunda ne oluyor arkadaşlar? Doğrumuz da sola doğru yatık oluyor. Sola yatık olan doğruların da eğimleri her zaman negatiftir arkadaşlar. Sağa, sağa yatık doğruların eğimleri de her zaman nedir? Pozitiftir. Yani siz bundan sonra inceleme yaparken şunu yapacaksınız. Bir doğruya baktınız. Şu şekilde verildi. Burası eksi -3 noktası verildi. Burası 2 noktası verildi. Hemen x ekseninde yaptığı açının tanjantına bakacaksınız ve eğim ne diyeceksiniz arkadaşlar? Burası 2 birim, burası 3 birim olduğu için 2/3 eşit olacak diyeceksiniz. Ya da doğrumuz şu şekilde verildi. Artık x eksenine yaptığı açıya bakmanız yeterli. Şurası 2 birim, burası 3 birimse bu doğrunun eğimi ne olacaktır arkadaşlar? Tanjant alfa eşittir 2/3 yazacaksınız yan sola yatık olduğundan direkt ne diyeceksiniz arkadaşlar negatif diyebilirsiniz bunu sakın ama sakın unutmayın hocam peki açımız 180 ne yani 3. bölgede olursa e, arkadaşlar bir doğru x80 ile kestiği zaman ya 0 ile 90 derece arasındadır ya da e, 90 ile 180 derece arasındadır İstediğiniz şekilde kestirebilirsiniz bunu şu şekilde bile kestirse bakın açımız bakın şöyle oluyor yani doğrumuz ya sola yatık oluyor ya da sağa yatık doğru oluyor arkadaşlar o yüzden 0 ile 90 ve 90 ile 180 derece arasındaki incelemesinden bahsedebiliriz sadece ve sadece Evet geldik alfa 0 derece ise yani alfamız 0 derece ise x ekseninde pozitif yönde yaptığı açı yoksa 0 derece ise yani yoksa şu şekildeyse açımız. Yani y eksenine dikse arkadaşlar. O zaman eğimimiz nedir arkadaşlar? Tanjant 0 eşit değil midir? Tanjant 0 eşittir. Bu da ne eşittir? Tanjant 0 sinüs 0 bölü kosinüs 0 eşit olduğu için 0 bölü 1'den cevabımız 0 yapacaktır. Yani düz bir yolda yürüyorsunuz. Hiç eğimsiz dersiniz değil mi? Şu mavi düz bir yol ya hiç eğimsiz olduğu için eğimi yok dersiniz Peki açımız 90 derece ise yani şu şekilde ise arkadaşlar x eksenine pozitif yönde yaptığımız açı 90 derece ise arkadaşlar ben hep şöyle diyorum düz duvara tırmanabilir misiniz? Tabii ki hayır. Yani eğim ne diyeceksiniz? Tanjant 90 tanja 90'da zaten sinüs 90 bölü kosinüs 90 o da 1 bölü 0 olduğundan nedir arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle tanımsızdır diyeceğiz. Tamam? Evet eğimlerin incelemesi bu şekilde arkadaşlar ama bizim için önemli olan kısım neresi? 90 dereceden yani sola yatık ya da sağa yatık doğrularda. Sağa yatıkta pozitif, sola yatıkta negatif diyeceksiniz arkadaşlar. X eksenine herhangi bir açısına bakmanız yeterli olacaktır. Evet geldik aşağıdaki soruya. ABCD bir kare ve D1 doğrusunun eğimi eksi 3 bölü 8 ise D2 doğrusunun eğimi nedir diye soruluyor bize. Arkadaşlar D1 doğrusunun eğimi tabii ki sola yatık olduğundan negatiflik oradan geliyor zaten. Eksi 3 bölü 8. Eksi 3 bölü 8 olduğu için hemen x eksenine pozitif yönde yaptığı açının tanjantına bakacaksınız. Ee, x eksenine pozitif yönde yaptığı açının tanjantı şu dik üçgenine bakabiliriz değil mi arkadaşlar? O da neymiş? Eksi 3 bölü 8. Yani 3 bölü 8. Dolayısıyla buraya 3K ise buraya ne diyebiliriz arkadaşlar? 8K diyebiliriz. 3 bölü 8. Peki bu bir kare olduğundan burası da 3k burası da 3k oldu değil mi? Yani buraya ne kaldı arkadaşlar? 5k kaldı. Bizden ne isteniliyor? D2 doğrusunun eğimi. D2 doğrusunun eğimini bulmak için x ekseniyle yaptığı açının tanjantına bakacağız. Yani D2 doğrusunun eğimi eksi tanjant beta'ya eşit değil midir? Çünkü niye? D2 doğrusu da sola yatık olduğu için hemen x eksenine burada kaçısına baktım arkadaşlar. Normalde hata yaptım aslında. Hata değil de yukarıda gösterdiğim için bilerek hata yapıyorum. Şurada kaçısına bakmamız lazım da önemli değil. Sola yatık x eksenine beta açısı yapıyor. O zaman bu açının tanjantının eksilisi olacak. Eksi tanjant beta. Karenin bir kenarı kaçtı arkadaşlar? 3k değil miydi? E o zaman tanjant beta'yı incelemek için de buradan bakacağım. Tanjant beta da neye eşit arkadaşlar? 3k bölü 5k'ya eşit değil mi? O da eksi 3k bölü 5k'ya eşit oldu. O da neye eşit oldu arkadaşım? 3 bölü 5'e eşit oldu. Evet. D2 doğrusunun eğimi de 3 bölü 5 yaptı arkadaşlar. Tabii ki eksi 3 bölü 5. Şunu unutmayalım. Negatif olduğu için. Geldik bir sonraki soruya. Evet bu soruyu acil kitabından da e, biraz tanıdık gelebilir size. Bu soruyu şeye çevirdim arkadaşlar. Analitik geometriye çevirdim. Şimdi Egehan şekildeki kareli kağıdın iki köşe noktası olan A ve B noktalarına birer rab diye saplamıştır. Egehan iki köşe noktaya daha rab diye saplayarak e, bir köşesi A diğer iki köşesi sonradan saplayacağı iki nokta olan ve ayrıca ağırlık merkezinde B olan bir üçgen elde edecek. Mesela rab diyeleri sapladı. Birisi burada, birisi burada. ABC üçgen olacak. Tamam mı? Yalnız burada B noktası da ne olacak? Ağırlık merkezi olacak arkadaşlar. O zaman ağırlık merkezinde kullanmamız lazım. Yani bu noktalar burada olur da acaba bu noktalar burada olur muydu? Böyle bir üçgen olur muydu arkadaşlar? Onu deneyeceğiz arkadaşlar. Hatta bu sapladığımız raptiyeler olduğunda bakın buna göre Egehan'ın sonradan saplayacağı iki raptiyeden geçen doğru eğimi en az kaçtır diye soruluyor. Ha şu iki nokta hatta bu noktalar böyle böyle de olabilir arkadaşlar. Şöyle şöyle olduğu zaman da şu şekilde bir üçgen olacak. Bu iki noktadan geçen doğru eğiminin en az olduğu durum soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar bir kere ağırlık merkezi olmasını kullanalım isterseniz. Ağırlık merkezi B'ye ne olacak? B olacaksa eğer, O zaman ağırlık merkezi ise şuradaki uzunluk bir köşesi daha ise ABC A, üçgeninde. Ee, üçgen varmış gibi düşünün şöyle. 2 birime 1 bir birim olmayacak mıydı arkadaşlar? 2'ye 1 bir birim olacağından tam buradaki nokta ne oldu arkadaşlar? Orta nokta yaptı. Yani raddiyeleri belirleyeceğim noktaların orta noktası yaptı arkadaşlar orası. Bunu unutmayın. O zaman biz noktaları nasıl belirleyebiliriz arkadaşlar? Tam bu orta noktaysa mesela biri burada biri burada. ABC üçgenimiz şu şekilde olabilir arkadaşlar. Çünkü nasıl bakın 2'ye 1 oran da sağlandı. Kenar ortaylık da sağlandı. Ağırlık merkezi şartı sağlandı. Evet rahat diyebiliriz şu şekilde saplayabilirim. Ya da noktalar burada burada olup üçgenimizi şöyle düşünebiliriz. Ya da bir nokta burada bir nokta burada olup yine bu kırmızı nokta şeyin orta noktası yapıyor arkadaşlar. Dikkat edin. Şu iki noktanın orta noktası yapıyor. Üçgenimiz bizim şu şekilde olabilir. Değil mi? Çünkü şunlar da birbirine eşit. 1 bir, bir kök, gibirim, bir, bir, kök gibirim gibi birim biri kök gibi birim gördüğünüz üzere bir sürü çoğaltabiliriz. isterseniz bu noktaların bir sürü çoğaltacağımıza biz soruyu okuyup ona göre yorum yapalım. Şimdi iki rap diye saplayacağız ve iki rap geçen doğru neyimi en az olacak. Şimdi arkadaşlar doğru neyimi pozitif de var negatif de var. O zaman bizden istenilen nedir? Doğruların eğimlerinin negatif olması lazım. Yani sola yatık olması lazım. Mesela bunu böyle seçtiğimiz zaman zaten bu olmaz bir kere. Eğimi sıfır yapıyor değil mi arkadaşlar? Eğimi sıfır yapıyor dediğim düz bir duvar. Hani düz yolda yürüyoruz değil mi? Bu olmaz bir kere. Biz nasıl seçebiliriz bu noktaları? Şu şekilde de seçebiliriz. Şöyle ve şöyle. Tam burası orta olacak şekilde. Yalnız bu noktaları böyle sağ çapraz şekilde seçtiğimiz zaman o zaman bu doğrumu sağa yatık doğru sağa yatık oluyor. Yani eğim pozitif oluyor ama ben negatif arıyorum. O zaman nasıl olacak arkadaşlar? Sola yatık olacak değil mi? O zaman noktaların bir tanesi burada bir tanesi burada. Şu şekilde seçebilirim arkadaşlar. Yani şöyle seçtiğim zaman bakın noktalarımızı. Ee, şu şu doğrunun da eğimi sorulabiliyor. Ya da başka seçebilir miyiz arkadaşlar? Sola yatık olması için bir aşağıda daha seçebilirim. Yani noktayı biri bu, biri bu seçebilirim arkadaşlar. Bunu seçtiğim zaman da tam bakın yine orta nokta yapıyor. Şurada bir pisagor yaptığımız zaman bakın şurada pisagor yaptığımız zaman 1 2 kök 5 yapıyor. 1 2 kök 5 yapıyor. Yani sen ABC üçgen oluşturduğun zaman yine B noktası ne oluyor arkadaşlar? Burada ağırlık merkezi oluyor. 2'ye 1 orandan dolayı ve bu da kenar ortay olmuş oluyor arkadaşlar şu uzunlukta. Ee, tabi şöyle oluşturacaktım şu üçgeni. Neyse. Şu üçgenimiz şöyle olacaktı arkadaşlar. Bakın ikiye bir oran oluyor ve şurası da e, bir iki kök 5 üçgeni. Burası da 1 iki kök 5 üçgeninden dolayı şu uzunluklarda birbirine eşit oldu. Bu şekilde de olabilir arkadaşlar. Şimdi bakalım bu doğrulardan başka çizebilir miyiz arkadaşlar? Başka şuradaki noktayı seçip Tam bunun böyle üçe birlik bir şeyi aşağı inmem lazım ama o zaman bu şekli aşıyor arkadaşlar. Bu maalesef ama maalesef olmuyor. Yani iki tane şansımız var doğrulardan. O zaman birinci doğrunun neyimine bakalım. Birinci doğrunun neyimi nedir arkadaşlar? D1 doğrusunun neyimi? D1 doğrusunun neyimi, neyimi x ekseninde pozitif yönde yaptığı açının tanjantı değil mi? Yani tanjant alfa eşit arkadaşlar. Şuradaki açının tanjantına eşit olacak. O zaman tanjant alfaya baktığın zaman e, M1 Tanjant alfaya eşit. Tanjant alfada neye eşit? Bunlar birim kareler olduğu için 1'e 1. Bir, yani 1 bir bölü 1'den. Kaça eşit oldu arkadaşlar? M1 1'e eşit oldu. Yalnız sola yatık olduğundan Eksi tanjant alfaya eşit olacağından eksi 1'e eşit oldu. Şimdi de D2 doğrusunun eğimine bakalım. Bakalım hangisi daha küçük. D2 doğrusunun de arkadaşlar. Şuradaki karışacak diye şurada göstereyim isterseniz. Ha, X ekseni şunlara paralel bir şey ya. X ekseninde yaptığı pozitif yönde yaptığı açının tanjantı fark etmez. Şuradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Yönde şaşırtan şey oluyor. O zaman buradaki açıya baktığımız zaman D2 doğrusu içinde M2'ye bakıyoruz. Tanjant alfa demeyelim. Tanjant beta diyelim bu sefer buna. Tanjant beta Tanjant beta da neye eşit arkadaşlar? Tanjant beta demek yine yanlış. Eksi tanjant beta'ya eşit arkadaşlar. Eksi tanjant beta da neye eşit arkadaşlar? Eksi 2 bölü 1'den eksi 2'ye eşit oldu. Yani hem eksi 1'den hem de eksi 2'den bir inceleme yaptığınız zaman hangisi daha küçük olur arkadaşlar? Tabii ki eksi 2 daha küçük. Yani cevabımız ne yaptı arkadaşlar? Eksi 2'ye eşit oldu. Bizden zaten ne diyordu? Ege'nin sonradan saplayacağı. Pardon. Yani sonradan saplayacağı iki radyadan geçen doğrunun neyimi en az kaçtır diye soruluyordu. En az bir eksi bir bulduk bir de eksik bulduk. Tabii ki en azı nedir arkadaşlar? Eksi ikidir cevabımız. Hiç sağ yatıklara bakmadık bile. Diğer noktalarda sağlanıyordu ama en küçüğü sağ yatıklar zaten pozitif oluyordu. Küçüklük şartı sağlanmazdı. O yüzden sadece buraya yoğunlaştık arkadaşlar. Anlayın diye uzun uzun anlattım. İnşallah sıkıntı yoktur. Evet geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da ne demiş? Şekildeki eş dikdörtgenlerin ortak noktası K'dır. Bunlar eş dikdörtgenler. Şunlar birbirine eşit verilmiş. O zaman şuradaki uzunlukla da şuradaki uzunluk birbirine eşit değil midir arkadaşlar? Ve K noktasında kaç vermiş? 5'e 10 vermiş. Buradaki K noktasını kullanacağım. Şekil karışacak diye şunu çizemiyorum arkadaşlar. Şöyle çizdiğim zaman K noktası burası 5 yapıyor. Yani burada uzunluk 5 birimse. Yani dikdörtgenin bir kenarı kaç yaptı arkadaşlar? 5'e 5 yaptı. Şuradaki uzunluğumuz kaç yaptı? 5 yaptı. Sonra 11'im olduğu için de ordinatta kaç olacak? 11'im olacak. Burada uzunluğumuz da 10 yaptı arkadaşım. Şimdi bakın arkadaşlar şunu bir kullanalım isterseniz. Ve bizden D doğrusunun eğimi isteniyor değil mi? Bakıyoruz evet D doğrusunun eğimi isteniyor. D doğrusunun eğimini bulmak için de neyi bulmamız lazım? Tanjant alfayı bulmamız lazım. Şimdi şekle baktığımız zaman arkadaşlar bakın şurada bir 90 derece var değil mi? Dikdörtgenden dolayı burası 90 burası da 90. Hatta burası 90 burası da 90. Ve şu eşitliklere yoğunlaşışımız geldi değil mi? Şu eşitlere baktığımız zaman Kollara çizilen dikmeler eşit. Nerede oluyordu? Eşit oluyordu. Tabii ki açıortayda eşit olmuyor muydu? Yani şu çizdiğim şey kesinlikle ama kesinlikle ne olmak zorunda? Açıortay olmak zorunda. Açıortayda kollara çizilen dikmeler eşit ve ayırdıkları yerler de eşit. Yani 10 burası da 10 birim. Şimdi ne yapmamız lazım? Bizim tanjant alfayı bulmamız lazım. Tanjant alfayı bulmamız için de ee, dik üçgen lazım. Şurada da 11 uzunluğu olduğu için dik üçgenimiz şöyle oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle oluşturup buradaki Şeyi bulmaya çalışacağız. Peki alfa 90 burası beta. Beta 90. Başka da ne yapabiliriz arkadaşlar burada? Bakın hiçbir şekilde alfa beta geçiş yapamıyorum başka. Ee, alfa da burası beta yapıyor. Beta bölü 2'ler benim bir işime yaramaz. Nasıl geçiş yapabilirim? Şunu şöyle uzattığım zaman bakın burası da ne oluyor arkadaşlar? Alfa birim oluyor değil mi? Hatta ve hatta alfayı yaptık ya gördük ya alfayı gördüğümüz için de ya şunun devamını uzatabilirsiniz ya da burada 90'ın karşısında 10 var ya keşke burada 90'ın karşısında 5 olsa. Yani şöyle bir dikdörtgene tamamlayacak olursam şuradaki şekilde bakın güzel bir şey çıktı burada. Hem de dikdörtgene tamamlamış oldu hem de alfa beta benzerliğe çıkmış oldu arkadaşlar burada. Yani şu üçgenle şu üçgen ne oldu benzer oldu. Hatta 90'ın karşısı 10 90'ın karşısı 5 morlar benzer oldu morlar benzer. Benzerlik oranı kaç arkadaşlar? Benzerlik oranı 90'ın karşısı 5 iken 90'ın karşısı 10 yaptı. Yani 1'e 2 bir benzerlik oranı var arkadaşlar. O zaman alfanın karşısına ben A dersem burada alfanın karşısı 2A olmak zorunda değil mi? Ve sonra bakın ne çıktı? 11'imken burası da 11'im yani buraya ne kaldı? 10 eksi 2A kaldı. Tamamı 11'im olduğundan. Bakın burada dik üçgenin bütün kenarları çıktı. Yani Pisagor bağıntısı yapacak olursam 5'in karesi eşittir. A'nın karesi artı 10 eksi 2'nin parantez karesi dersem, biri beni durdursun dediğimde ne yapacağımı anlıyorsunuz herhalde. Ne yapacağız arkadaşlar? Pisagorla bulabiliriz ama hissedin kardeşim, şurada bir hissetmelik bir şey var. 5 varsa büyük ihtimalle ne üçgendir? 3, 4, 5. Ya burası 3, ya da burası 4. Bilmiyorum. Bakalım 4 koyarsam, 4 koyarsam 4 kere 2 8. Burası 2 yaptı, olmadı. Peki 3 koyarsam? Şuraya bir 3 koyduğumda, 3 burası 6 yaptı. 10 6'dan 4 yapıyor arkadaşlar burası. Yani A gerçekten de kaç çıkıyor? 3 yapıyor. İsterseniz bu işlemi de yapabilirsiniz. Size kalmış. A3 A3 ise şuradaki uzunluk 5 birimdi. Burası 3 birimdi. Aşağısı da kaç birim yaptı o zaman? 8 birim yaptı. A3 ise burası da kaç yaptı arkadaşlar? 6 birim yaptı. Biz neye bakıyorduk? Eğime. Eğimde tanjant alfaya eşit değil mi arkadaşlar? Yalnız dikkat edin doğrumuz sağa yatık mı? Evet sağa yatıksa pozitif e, pozitif tanjant alfaya bakacağız. Yani tanjant alfa da 6 bölü 8'e eşittir. Bu 6 bölü 8'de neye eşittir arkadaşlar? 3 bölü 4'e eşittir. Yani cevabımız 3 bölü 4 yaptı. Bize bir doğrunun eğimi sorulduğunda ee, böyle bir nokta falan da verildiği zaman neye bakacakmışız arkadaşlar? Tabii ki eğimin tanımında zaten tanjant alfa var. Tanjant alfayı bulmamız gerekecek. Ve böylelikle arkadaşlar ilk kısmı bitirdik. İki noktası belli doğrunun eğimini de bir sonraki videoda, ya, videoda halledelim isterseniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.